Would you be my? It's the dun, the dun, dun. I still got a lot of shit to learn. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bu bölümde arttırma yapmayacağım. Arkadaki aldığımız ilmekleri, 6 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. 6 şeklinde ikili trabzanlar yapıp devam edeceğiz. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ön yüzde, hani şurada arttırma yapmadığımız bölüm vardı biliyorsunuz, tek olarak geçtiğimiz, orayı aynı yere batarak 3'e çıkartacağız arkadaşlar. O yüzden birinci ikili trabzanım aynı yere aynı şekilde alıyorum. İkinci ikili trabzanım, üçüncü ikili trabzanım. Çünkü yeni yaprak oluşturuyorum artık. Görmüş olduğunuz gibi bir olan yeri 3 olarak arttırdım. Şimdi ara bölümlerdeki o 6 adet şöyle arkadan aldığım zincirleri muhafaza ederek diğer arttırım yaptığım yaprağın olduğu bölüme gidiyorum arkadaşlar sırasıyla. Dördüncü zincir ikili trabzandayım. Beşinci ve altıncı. Şimdi geliyorum tekrardan. Ön yüzden alıyorum biliyorsunuz. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Sırasına göre. Ve üçüncü ikili trabzanım. Şimdi bir önceki sıralarda hep bir tane arttırmamız oluyordu. Onları aralarda ikili trabzan şeklinde alırken mecburen ortaya batıyorduk. Ama bir üst sırada ne yapıyoruz? Her zaman önde alıp çalışıyoruz. Şimdi tekrardan arttırmamı yapıyorum. Ortaya batarak. Fakat bu sefer artık ortaya bir zincir çekmiyorum. Çünkü bir üst sırada eksiltmelerim başlayacak. O yüzden araya bir zincir çekmeden hemen ikinci ikili trabzanımı da ortaya yapıyorum. Akabinde tekrar şöyle önden aldığım ikili trabzanlarımı alıp yoluma devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Aralar 6. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar 6 adet ikili trabzanı arkadan alıp işlemime devam ediyorum. Tekrar ön yüzde bir adet ikili trabzanım vardı biliyorsunuz, muhafaza ettiğim, orayı 3 adete çıkartıyorum. 1. Bu arada ipimiz düğümlenmiş. 2. 3 adet. Bunların hepsini aynı yere batarak yapıyorum. Hepsi önden almalı. Arka yüzden alıyorum ve 6 adet ikili trabzanımı yan yana bitiriyorum. Her sıra birbirinden farklı biliyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar beraber örmeye dikkat edelim. Tekrar bakın
arttırmalı olan bölüme geldim. Tekrar 1 2 3 dedim. Üstüne doladım. Ortaya batıyorum. 1 Bir evvelki sırada bir zincir çekiyordum. Şu an çekmiyorum. O yüzden 2 2'li trabzanım dedim. Tekrar 2'li trabzanlarımı şöyle önden alıp örgüme devam ediyorum. Arka taraftan 6 adet 2'li trabzanım var. Tekrar ön yüzde tek olarak muhafaza ettiğimiz yere 3'e çıkartıyorum. Her zaman önden alıyoruz. 2 3 şeklinde. Tekrar 6 adet ikili trabzanımızın olduğu bölüme geldik. Bu çantayı yaparken dilerseniz içerisine astar kullanmayabilirsiniz. Çünkü oldukça gözenekleri sık olduğu için koyabileceğiniz parçalar düşmeyecektir. Saymak istiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bir evvelki sırada sonuncuyu atlamışım konuşurken. O yüzden hemen onu tamamlamak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. Eğer sizlerin de böyleyse benim gibi hemen hatanızı düzeltebilirsiniz. Şimdi geldik neredeyse sıramızın sonuna geleceğiz diyordum ki öteki taraftaymış. Hemen ön taraftan. Şöyle kabartmalı olarak 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Araya tekrardan 2 adet ikili trabzan çalışıyoruz. Araya zincir almadan. Tekrar devamında yan yana gelen 3 adet ikili trabzanımızı önden alarak çalışıyoruz. Sırada arkada 6 adet ikili trabzanımız 1 2 3 4 5 ve 6. Her zaman bu sıramız 6 olacak arkadaşlar. Tekrar ön bölüme geldim. Burayı 3'e çıkartıyoruz. 1 ön yüzden alıyorum. 2 3 Tekrar 6 adet ikili trabzanımızı 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi sıra geldi tekrardan ön yüzden aldığımız 1 2 3 Tekrar araya 2 adet ikili trabzan. Tekrar 1 2 yapıyorum. Zaten 3. trabzanım burada beni bekliyor.
hemen kitleme işlemini gerçekleştiriyorum. Tekrar şu şekil göstermek istiyorum. Tekli olan bölümü ne yaptık bu bölümde? 1 adet olanı 3 yaptık. Geldik 6 adet ikili trabzanımızı muhafaza ettik. Arttırdığımız yerleri arasına zincir koymadan 2 adet ikili trabzanımızı çalıştık. Tekrar 6 adet tekli zincirim ikili trabzanımızı 3'e çıkartıp her tarafı aralarındaki arka ilmeklerimizi 6 şeklinde getirerek modelimizi bu hale getirdik arkadaşlar.